Şimdi fotoğraf zamanı olarak objektiflerimizi bu hafta farklı bir konuya çeviriyoruz. Ve sizi her yıl 24 Eylül'de Büyükada'da Aya Yorgi Rum Manastırı'nda Meryem Ana için yapılan bir ayine götürüyoruz. Bu dini ritüelin bir özelliği de dileklerinin mucizevi bir şekilde gerçekleşeceğine inanan insanların adaya akın etmesi. Yolculuğumuz Büyükada'ya ve Umud'a. Şimdi fotoğraf zamanı başlıyor. Büyükada'ya geldik. Büyükada İstanbul'un irili ufaklı 9 adasının en büyüğü, belki de en güzeli. Bizans İmparatoru 2. Justinianus adada bir saray, bir de manastır yaptırmış ve adaların ismi Prens Adaları olarak tarihe geçmiş. Daha sonra da prenslerin sürgün yeri olarak kullanılmış. Büyükada'nın Kartal Maltepe'si haline olan uzaklığı 2.3 kilometre. Büyükada'ya Kabataş'tan, Kadıköy'den, Bostancı'dan şehir hatları vapurlarıyla ve motorlarla ulaşım sağlanabilmekte. Şimdi buradan Aya Yorgi'ye doğru yolculuğa çıkacağız. Umuda yolculuğumuz buradan başlıyor. İskele Meydanı'ndan Aya Yorgi'ye çıkmak için 3 yol var. Bunlardan bir tanesi faytonla çıkabilirsiniz ya da bisikletle çıkabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız yürüyerek de çıkabilirsiniz. Biz şimdi buradan faytona binerek Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmeye çalışacağız. Yolculuğumuz buradan da başlıyor.
iskeleden, vapurdan indikten sonra hemen fayton duraklarına giriyorsunuz. Faytona binip Luna Park dediğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık araç trafiği, yani faytonla bisikletle gidemiyorsunuz. Direkt yürüyerek 1000 metrelik mesafeyi Ayayorgi'ye yürüyerek çıkıyorsunuz. Şimdi o Umuda yolculuğun olduğu noktaya gidiyoruz. Büyükada her yıl Ayayorgi'yi anma günü olan 23 Nisan ve bugün, yani Meryem Ana'nın ölümünün 40. günü olan 24 Eylül'de farklı dine mensup ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Bu şimdi evlilik için. Tabii. Dolaştırıyorsun. Ayayorgi'ye gidiyorsun. Sonra evet, bunu dilek diliyorsun. Dilek diliyorsun. Dileğin kabul olduğu zaman denize veya toprağa atıyorsun. Denize veya toprağa atıyorsun. Yani elde emecek yerde kalıyor. Bu araba için. Evet. Bu şans için. Fil. Evet. En önemlisi ne? Başarının anahtarı. En önemlisi sağlık. En önemlisi sağlık. Kalp evet. İşareti. Yol boyunca ağaçlara bez bağlayıp, çocuğu olsun diye beşik asan, kısmeti açılsın diye makara açan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu Umuda yolculuk son vapur saatine kadar devam etmekte. Yaklaşık 1 kilometrelik Luna Park'tan Ayayorgi Kilisesi'ne olan mesafe 1 kilometre. Bu Umuda yolculuğun olduğu, makaraların, iplerin bağlandığı, bezlerin bağlandığı yer. Tabii Allah'tan bir sürü bedava bir şey isteniyor. Ev, araba, sevgili, evlilik. Kolay değil tabii ki. İnsanlar mola alıyorlar. Bir su içecekler. Ben de bir su içeyim şuradan. Yapılanlar her ne kadar bugünün önemiyle örtüşmese de uyarılara rağmen ziyaretçiler bu alışkanlıklarından ne yazık ki vazgeçmiyorlar. Somewhere singing, somewhere dancing, while a midnight moon shone brightly overhead. The stars so gaily glisten and the spring in the silence. Az kaldı, yokuş bitmek üzere ama biraz müzik dinleyelim, biraz yorgunluğumuz geçsin. Bir felsefe kitapçısı var burada ve çok güzel müzik çalıyor. İsterseniz onu dinleyelim biraz. Come to my house, just like people come. The magician's birthday, it is in the forest, much too far away, much to do and much to say. Why we listen to the orchid orchestra play? Happy birthday to you, happy birthday. Nasıl yazıyorum? Devam var mı? Bir bıraksalar var ya, 50 tane kitap çıkacak peş peşe ama yok. Ama inşallah yine aynı yerinize geçersin. Ya orası sizinle... Bırakamıyorum. Evet, bence kıymetli bir insansınız. Sizi böyle şey yapmasın, hırpa... 49 bitsin de. Dua kabul olur inşallah. İnşallah. Dua kabul olur inşallah. Hadi her şey gönlünüzde olsun. Sizin de dileğiniz kabul olsun. Bilmeye geldim dünyaya, sarp yollarda adım yaya, gözü dara, gönlü dara.
çekilmez yara. Ah Halif'in destan olur insan oğluyu. Ah Halif'in destan olur insan oğluyu. İnsan oğluyu. İnsan oğluyu. İnsan oğluyu. İnsan oğluyu. Çok teşekkürler. Ben çok güzel valla. Çok güzel bir müzik ziyafeti çektirdin. Ben de her yıl buradasın yani. Buradayım her zaman. Her zaman buradasın. Her gün. Neredeyse her saat falan burada. 24 saat açık hava felsefe kütüphanesi. Çok teşekkürler. Argus görüşmek çok üzere. Biz devam edeceğiz. Kendine bak. Görüşürüz. Sağ ol. Nisan ve 24 Eylül, Hristiyan Ortodokslar için önemli bir gün. Meryem Ana'dan sonra, Efes'teki Meryem Ana'dan sonraki en önemli yerlerden bir tanesi de Aya Yorgi. Büyük adanın en yüksek noktasındayız. Bugün Azize Aya Tekile günü. Ve bugün buraya Hristiyan Ortodoksların dışında Müslümanlar da akın akın gelecek. Tören başlayacak içeride ve bir isterseniz törene girelim. Efsaneye göre Haçlı seferleriyle İstanbul'a civarını talan eden Hristiyan Haçlılar ve korsanlar tüm yerleşim yerlerini yağmalayıp ateşe verdiklerinde keşişler manastırdaki Aya Yorgi'nin atın üzerinde bir mızrakla ejderhayı öldürürken olan ikonasıyla birlikte kutsal eşyaları toprağa gömmüşlerdir. 17. asırda bir çobanın rüyasında görünen Aya Yorgi, ona adanın tepesine çıkmasını ve çıngırak seslerinin geldiği yeri kazmasını, böylece onu yani ikonasını bulacağını söyler. Hakikaten de Aziz'in verdiği talimatlara uyan çoban, çıngıraklara bezenmiş bir halde Aya Yorgi'nin ikonasını bulur ve aynı yerde manastır tekrar tesis edilir. Aya Yorgi Manastırı, Efes'teki Meryem Ana Manastırı'ndan sonra Rum Ortodokslar için en önemli dini mekanlardan biridir. Manastır rivayete göre 963 yılında Bizans İmparatoru Nikiforos, Fokas zamanında inşa edilmiştir. Manastır adı verilen Agios Georgios yani Aya Yorgi M.Ö. 3. yüzyılda Roma ordusunda subay olarak görev yaparken putperestler tarafından öldürülen Kapadokyalı bir komutandır. Sabahın erken saatlerinde yapılan ayine katılmak için yollara düşen ziyaretçilerin kiliseye girer girmez ilk işi dileklerinin gerçekleşmesi için mum yakmak oluyor. Biz de barış dileyerek içeriye giriyoruz. Aya Yorgi bugün farklı dinlerden pek çok misafirini ağırlıyor. Dil, din, mekan farkı burada yok oluyor. Çünkü ortak olan tek şey var, o da tek Tanrı'ya olan inançları. Ellerini açıp Tanrı'ya dua edenler, ikonlara el sürenler, öpenler ve bir köşeye oturmuş gözlerini kapatıp huşu içinde içsel yolculuğa çıkanlar. May it be an ziyaretçilerin hoşgörüsüne sığınarak bu ruhani yolculuğu kameramızla görüntülemeye çalışıyoruz. Saatler ilerledikçe kalabalık artıyor.
Manastır gün boyunca dua eden, sessizce mucize bekleyen ve kabul olan dilekler için şükran sunmaya gelenlerle dolup taşıyor. Kağıtlara yazılan onlarca dilek kutuda toplanıyor. Dileği gerçekleşenler ise yol boyunca şeker dağıtıyor. Ayayörgü'deki çekimlerimizi tamamladık. Şimdi adaya aşağı ineceğiz. Ada yolculuğumuz başlıyor. Şimdi de bir dönem adalarda kaymakamlık yapmış olan belediye başkanı Doktor Mustafa Farsakoğlu ile birlikte adada bir yolculuğa çıkıyoruz. Adaya baktığınızda aslında bir dinler merkezi gibi. Değil mi? Yani sinagogu da var, kilisesi de var. Camisi de var. Çok böyle bir mozaik var. Bu özellikle mesela Ayayorgi Kilisesi'nin bir Rum Ortodokslar için bir haç merkezi. Meryem Ana'dan sonra önemli bir merkez. Ada bu anlamda da kendini anlatabiliyor mu sizce? Anlatıyor. Güzel bir ördek oluşturuyor aslında. Tabii adalarda 7 tane cami var. 19 kilise ve manastır var. 3 tane sinagog. Bir de cemevi var. O bakımdan bir dinler mozaiği demek mümkün. Farklı inançlara mensup insanları burada bir arada görebilirsin. Cenaze törenlerinde, bayram günlerinde. İşte Müslümanlar kiliselere giderler. Hristiyan kardeşlerinin ibadetlerine iştirak ederler. Onlarla birlikte olur, onların bayramlarını kutlarlar. Sinagoglara giderler onların ibadet günlerinde. Bizler de gideriz. Onlar camilere gelirler. Hatta çok ilginçtir. Ben biraz da şaşırdım buna. Hani cenazelerde, cenaze törenlerine katılıyoruz ama ibadet konusunda baktım bazı Musevi ve Hristiyan hemşehrilerimiz gelip iyi günler namaz kıldılar. Bayram namazı kıldılar. Şey söyleyeceğim. Yani bunlar çok şey özel bir gerçekten görüntü adalar için. Hem Türkiye açısından hem de dünya açısından çok hoş bir yani örnek. Yani her şeye rağmen, az olmasına rağmen Türkiye'de, İstanbul'da özellikle bir mozaikti. Yani farklı dinden, farklı mezhepten, ırktan insanlar bu ülkede yaşıyordu. Ve bunun artık kaybolduğunu düşünüyor insanlar. Ama her şeye rağmen adada bir şekilde bunun az da olsa yaşadığını düşünüyor musunuz? Yani tam olarak yaşıyor. Tabii Hristiyan nüfus, ondan sonra Musevi nüfus biraz azınlıkta kalmış Müslüman nüfusa göre. Etnik kökene baktığımızda işte Ermeni, Süryani, Yahudi, Rum gibi
farklı etnik kökene mensup insanlar da biraz daha nüfusları azalmış ama sonuçta Türkiye'de sanıyorum en yoğun şekilde adalarda yaşanıyor. Buralarda herhangi bir farklı inanca mensup insanın gelip de ibadet etmesini engelleyen bir şey de yok. Sonradan bir ayrışma kültürünün oluştuğunu görüyoruz ama son yıllarda artık bu konudaki kavramların da değiştiğini, herhangi bir ibadethanede, yani bir kilisede bir Müslüman gayet rahat ibadet edebilir. Yani, ayıyor bir de bundan çarpıcıyor. Örneği yani insanlar, evet. Daha çok Müslümanlar geliyor. Bu makam arabası çok güzelmiş ya, esiyor sürekli. Evet. doğal klima gibi. Şimdi ikinci etaba geçeceğiz. Gerçi piyade olarak yürümüştük. Şimdi evet, Python. Evet. Bisiklete bineceğiz. Bir de bisiklet şey yapalım. Bir de bisikleti görelim. Hem tamam. Örnek bir davranışımız da olsun. Evet. Bisiklete bineceğiz. Oldu. Yarış yapmıyoruz değil mi başkan? Yok canım, ne yarışı? Biraz yorulalım tabii. Biraz yorulalım. Rakamsal olarak bisiklet sayısı var mı adada? Var. Kaç bin tane? Şimdi 1700 civarında kiraya verilen bisiklet var. 1700. 3000 civarında da adalı hemşehrilerimizin kayıtlı var. Yani 5000'e yakın bisiklet. 5000. Şu sağdaki evlerden biri o alt şey lefterin yaşadığı. Şu karşıdakiler. Sağda yok. Hani sağdakiler. Belediye Başkanı ile yolculuğumuzu tamamladık. Şimdi buradan Adalar Müzesi'ne gidiyoruz. Adaya düşerse mutlaka görmeniz gereken bir yer daha var. O da İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi. Müze müdürü, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ile birlikte müzeyi geziyoruz. Adaların tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin korunması ve tanıtılmasını amaçlayan müzede, adaların oluşumundan bugüne kadar olan hikayesini anlatan yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, adaların ünlü yazarlarına, müzisyenlerine ait kişisel eşyalar ve özel koleksiyonları da görmek mümkün. Müze adanın Maden Mahallesi'nde, Aya Nikola mevkiinde yer alıyor. Adalar Müzesi siz meraklı ve ilgili ziyaretçilerini bekliyor. Yanımızda Adalı Ahmet Tanrıverdi var. Namı değer Fıstık Ahmet. Doğma büyüme Adalı. Bize adayı anlatacak. Çocukluğunun adası ve değişen adayı anlatacak. Ahmet Bey, nasıldı sizin çocukluğunuzda bugünün adası? Çocukluğumuzun adasında başlarken ilk önce insanlardan başladı esasen. Çünkü insanlar arasında gizli bir mezahat vardı. Herkesin karşı, birbirine karşı sevgisi, saygısı vardı. Bu belki görülmüyordu ama hissediliyordu.
büyüğün küçüğe karşı olan bir sevgisi, küçüğün büyüğe karşı olan bir saygısı. Maalesef bugün bunları göremiyoruz. Bir de adaya gelen gidenin adaya uyum sağlaması diye bir şey var burada. Maalesef her gelen buraya kendi değersizliklerini burada ikame etmeye geliyor. Halbuki daha önce gelenler adada nasıl hareket edileceğini az çok bilirlerdi. Bunlarla, bu fikirlerle mücehhez dolu olarak gelirlerdi. Ve uyum vardı evvelden, bu uyumsuzluk var şimdi. Bunu neye bağlıyoruz? Vallahi benim tek şeyim, yani düşüneceğim, insana yatırım yapılmamadan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ada hakikaten çok güzel bir yer. Pastoral anlamda, tabiat anlamında, her bakımdan çok güzel. İnsana coşku veriyor, insanı besliyor. Bu daha önce daha güzeldi. Çünkü daha evvel daha çok yeşil vardı. Çayırlarımız vardı. Çayırların üzerinde yetişen otlar vardı ve bu otlardan ev ekonomisi yaratılıyordu. Reçelinden tut likörüne kadar yapılıyordu. Bugün bu bahsettiğim çayırlar kalmadı. Hepsinden binalar yapıldı. Binalara gidip baktığınız zaman içinde oturan kalmadı. Peki gelen insanların profili mi çok değişti? Yani çok bundan değişti. Yıllar önce adaya mesire, o hafta sonu tatiline geçilen yüzüyle insanlar gelirdi. Şimdi daha başka insanlar mı yani? Evet, şimdi adalar evvelden sayfiye yeriydi. Yani Boğaz'da oturan, Erenköy'de oturan, karşı kıyılarda oturan, yazın adada geçirdi. Ama ne zaman ki Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları turizme açıldı, insanlar yeni yerler keşfetmeye başlayınca adanın o parlak şeyi, yıldızı sönmeye başladı. Bu sefer kim geldi? Günübirlik gelişler başladı buraya. Günübirlikte gelenler kimler oldu? Adayı çok merak edenler oldu. Kalite gelmedi. Çok özür diliyorum ama hakikaten kalite gelmedi. Evet. Peki şey söyleyeceğim. Şimdi 23 Nisan, 24 Eylül tarihlerinde Aya Yörgü'ye çıkıyorlar. Evet. İnsanlar akın akın gelmeye başlıyor. Sizin çocukluğunuzda nasıldı Aya Yörgü'ye bu 23 Nisan, 24 Eylül tarihleri? Şimdi bu tarihlerde bahsettiğimiz bizim zamanımızda buranın yerli halkı çoğunlukla gayrimüslimlerdi. Yoğun olarak da Rumlardı, Hristiyan Rumlardı, Ortodoks Rumlardı. Bunlar buraya bir ayin sırasında çıkarlardı. Biz bunların peşlerine takılırdık. Peşlerine takıldığımız zaman da onların ritüeline uyardık. Neydi bu? İçeri girip onlarla beraber o ayini izlemek ve adakta bulunup birer tane mum yapmak. Fakat biz burada azınlıkta olduğumuz için bunları sadece seyir amaçlı yapardık. Halbuki bugün dikkat ederseniz bu tip yerlere bizim Müslümanlar yoğun olarak geliyorlar ve her türlü adakta bulunuyorlar. Umudunu oraya... Umut ticareti yapılıyor. Halbuki o zaman ayin yapılırdı. O ayin sırasında bir dilekte bulunurdu. Ama şimdi dediğiniz gibi umut ticareti yapılıyor. Ne derece doğrudur bilemem. Şimdi sizleri adanın en güzel evlerinden birine, Atatürk'ün silah arkadaşı ve eski başbakanlardan Fethi Okyar'ın evinde gerçekleşen müzik ziyafetine götürüyoruz. Ada sakinleriyle yaptığımız sohbete ünlü şair Ataol Behramoğlu ile devam ediyoruz. Bir şair olarak adadasınız. Nasıl geçiyor adada günleriniz? Neler alıyorsunuz? Yani şimdi tabii doğa önemli yani. Doğa, çiçekler, işte orman, efendim deniz, martı sesleri falan, bunlar tabii önemli şeyler. Bir de her şeye rağmen hani motor trafiğinin olmayışının getirdiği şey var yani. Rahatlık var. Ne kadardır adaya gelir gidersiniz? Yani
o gelip 80'li yıllardan beri, 80 başından beri benim adayla bağlantım var. Neler değişti 80'den bu yana baktığınızda? İnsan kalitesi olarak, insan kalitesi ülkede, pozitif olarak. Ülkede neyse Türkiye'de şeyde adı. Burası bir yansıması yani. Elbette yani bu. Ama burada tabii arkadaşlıklar biraz daha yakın olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani gerçi ben Beşiktaş'ta birkaç yıldır yeni zamanda oturuyordum. Ondan önce Üsküdar'da oturuyordum. Yani o muhitlerde de esnafla bir dostluğun oluyor. Fakat burada daha fazla. Yani şimdi şu az önce bulunduğumuz yerde Ahmet'in orada mesela demirci arkadaşımız var. Yok bilmem çatı işçisi var, balıkçı var. Yani ve bir de şey yok burada. Hani sınıf farkı bilmem ne böyle bir şey yok. Yani insanlar gerçekten dost. Peki siz adamın hangi mevsimin daha size cazip gelir? Hangi mevsiminde burada? Genelde yazın bulur. İlkbahar ve güz başları falan iyi oluyor. Daha sakin olduğu için. Evet. Mayıs falan, Mayıs. Evet böyle Mayıs yani mimozalar çıkmış falan, çiçeklere ekme zamanı gelmiş falan. Böyle. Bir de güz başları. Yaz da güzel tabii her şeye rağmen. Neler bekliyorsunuz? Uzun vadede neler olur adada? Güzel şeyler olur mu? Beklentiniz var mı? Vallahi Türkiye'ye bağlı. Türkiye düzelirse burası da düzelir. Yani onun gibi. Yani burada bence açıkçası yani burayı dönüştürmek için pusuda bekleyen birçok çıkar çevresi olduğunda en ufak bir kuşku duymamak lazım. Yani ellerinden gelse buraya motor trafiğinde kurallar koyarlar ve yani bütün tarihi yapıları yıkarak yerine gökdelenleri koyarlar. Yani nüfus değişimini de yaparlar. Yaparlar, her şeyi yaparlar. İstanbul için neler söyleyeceksiniz? İstanbul'un için sizin için nasıl bir anlamı var? İstanbul bana göre ruhunu kaybetmiş bir şehir. İstanbul dünyanın en güzel kenti. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bunu Paris'i, Viyana'yı, efendim Moskova'yı, ne bileyim ben Londra'yı birçok başkent gördüm. Ya da güzel kent gördüm. Ne bileyim Venedik'i düşünerek söylüyorum. İstanbul dünyanın en güzel kenti. Böyle bir coğrafya yok. Böyle bir coğrafya yok. Yani içinden böyle deniz geçen bir şehir düşün. Böyle biraz Sydney'de böyle bir hava var gibi ama o da böyle değil. Ve böyle bir tarih, böyle bir yaşama kültürü yok. Böyle bir yaşama kültürü. Ben 12 gün Rusya'da kaldım, geldim işte geçtiğimiz günlerde. Hayat yok. Yani günlük yaşam diye bir kültür yok. Yani günlük yaşam kültürü yok. Yani bir kahve içmek için bir yer bulamıyorsun filan. Ama Türkiye öyle değil ki. İstanbul öyle değil. Ama kötü ellerde, ama korkunç bir yanlış yapılanma, korkunç bir kirlenme, böyle bir prensipsiz bir göç, ilkesiz bir göç, kontrolsüz bir göç, kalabalıklaşma bu şehri mahvetmiş. Sizlere ve büyük adaya ünlü şair Ataol Behramoğlu'nun kendi sesinden Zakkum ve Yaz şiiriyle veda ediyoruz. Zakkum ve yaz, bayıltan kokusu akşamın, yapışkan zakkum tadı öpüşlerindeki, damarlarımda akan senin kanındır sanki, kıvamını bulduran tenimdeki tutkalın. İşte bir kez daha yaz ve zakkumlar, parmak uçlarım gibi pembe ve ipekten, yüzün çocukluk yüzün oluyor sevişirken, içimin en derin bir yerinde gözlerin kımıldar. Gizemli ve esrik iniyorken gece, bir tutku ağacı büyüyor gövdemde, dalları bütün yönlere uzanan. Yaz zakkum dudaklarıyla öperken beni, kuşatıyor bütün benliğimi bir baş dönmesi, yazdan ve zakkumdan.